Zaman Tüneli. Merhaba sevgili dinleyiciler. TGRT FM'in İstanbul stüdyolarından hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyoruz. Yeni bir zaman tüneninde sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tarihe şan verenler. Sevgili dinleyiciler, bu hafta sizlere Anadolu'yu bizlere yurt yapan Anadolu'nun fatihi, büyük devlet adamı, kahraman asker Kutalmışoğlu Süleyman Şah'tan bahsedeceğiz. Kutalmışoğlu Süleyman Şah, Anadolu Selçuklu Devleti'ni kurmuştur. Selçuklu Hanedanı'ndan Kutalmış Bey'in oğludur. Zaten Kutalmışoğlu Süleyman Şah diye tanınır. Babası Damgan civarında bir harpte attan düşerek ölmüştür. Süleyman Bey babasının ölümünden büyük teessür duymakta ve o zamanın adeti olduğu üzere devlete isyan etmek yerine İtaat etmeyi tercih etmiştir. İsyan bayrağını çekmekle Türklüğe hizmet değil, hıyanet etmiş olurum, diyordu. Bizans İmparatorluğu karşısında her zamankinden fazla birliğe ve beraberliğe ihtiyaç vardı. Sultan Alparslan'ın kazandığı Malazgirt Meydan Muharebesi'nden sonra bütün Anadolu Türklere açıldı. Onun ölümü üzerine yerine geçen Sultan Melikşah, babasının yolunda azimle yürüyordu. Oğuzların o tarihe kadar Anadolu'da yapmış oldukları akınlar, Malazgirt zaferinden sonra yerleşme şeklinde kendisini göstermeye başlamıştı. Anadolu'da harekat yapan emirlerin, kumandanların en başarılısı Kutalmışoğlu Süleyman Şah'tı. Anadolu'da Bizans idaresinden memnun olmayan kitleler, dolayısıyla Bizans İmparatorluğu'na hasım, hatta düşman bir durumdaydı. Bizans'taki saray entrikaları ve umumi idaresizlik yüzünden ihmale uğrayan ve büyük derebeyi aileleri, tekfur aileleri arasında adeta bölünmüş olan Anadolu'nun muzdarip halkı, kendilerini imparator ilan ederek merkeze yürüyen kumandanların sık sık tasallutlarına maruz kalıyordu. Anadolu'nun fethine memur Selçuklu kuvvetleri bundan çok faydalanıyordu. Süleyman Şah, Konya şehrini zapt ettiği zaman, Anadolu'da savaşan Türk beylerinden mühim bir kısmı Konya'ya gelerek Süleyman Şah'a biat ettiler. Süleyman Şah'ın başarılarını adım adım takip eden Sultan Melikşah, Anadolu hükümdarlığı menşurunu bu amcazadesine vermek suretiyle bu memleketteki askeri birlikleri tek elde birleştirmişti. Süleyman Şah da Konya'yı kendisine merkez yaptı ve Anadolu Selçuklu Devleti'ni böylelikle kurmuş oldu. Akıllıca bir siyaset takip etti Süleyman Şah. Elde ettiği yerlerin halkını ezmedi. Onların inançlarına saygı gösterdi ve vergi almakla yetindi. Bu hareket tarzı Bizanslıların aleyhine olarak birçok yerlerin
Selçukluların eline süratle geçmesine yaradı. Süleyman Şah, Bizans İmparatorluğundaki saltanat mücadelelerine de müessir olarak işine gelen tarafa yardım etmek suretiyle olaylardan azami olarak faydalandı. Ve böylece hududunu kuzeye ve batıya doğru genişletmeye başladı sevgili dinleyiciler. Nitekim 3 Nisan 1078'de Bizans İmparatorluğu tacını giyen Botaniates'e karşı ayaklanan General Melissenos'a yardımcı oldu. Ve böylelikle Orta Anadolu'nun ve Batı Anadolu'nun birçok kalelerine ve şehirlerine el koydu. Ve bu arada İznik'e de girdi. Bizans'a doğru hücumlarında mükemmel bir üs teşkil etti bu şehir, bu tarihi şehir. Ve 1080 yılında burayı kendisine merkez yaptı. Böylelikle Üsküdar'a kadar ilerlemeye ve Boğaziçi'ni kontrol altında tutmaya imkan buldu. Üsküdar'dan İstanbul'u seyrederken bu güzeller güzeli şehre hayran kaldı. Ve yanındaki kumandanlara bu şehrin burçlarında neden Türk'ün bayrağı dalgalanmasın dedi. Kumandanlardan biri Büyük Selçuklu Hakanı Melikşah buna da muktedirdir cevabını verdi. Evet, Süleyman Şah'ın ve Selçuklu kumandanlarının hayal ettikleri ve Hazreti Peygamber'in asırlar önce müjdelediği bu fethi, Büyük Türk hükümdarı Fatih Sultan Mehmet 373 yıl sonra 29 Mayıs 1453'te hakikat yapmıştı. Süleyman Şah 1082 yılında Bizans İmparatoru Alexios Komnenos ile bir anlaşma yaptı sevgili dinleyiciler. Ve Kocaeli Yarımadası'nda ve Üsküdar'a yakın Drakon çayını hudut tayin etti. Ve daha önce fethedildiği güney ülkelerine 1085'te dönerken yerine vekil olarak Ebul Kasım'ı bıraktı. Torosların güneyinde yeni yeni akınlara başladı. Tarsus, Ambraza, Misis ve Urfa Bizansların elindeydi, onlar onlardan aldı. Ondan sonra da Halep'e hücum etti sevgili dinleyiciler. Süleyman Şah'ın Halep kuşatması Suriye'de bulunan Selçuklu Melik'i tutuşu kızdırdı. Halep önderi de iki hükümdar arasında çok kanlı bir muharebe oldu. Ordularını zaferden zafere koşturarak Anadolu'yu fetheden Süleyman Şah mağlubiyete uğradı. Vakarlı, haysiyet sahibi bir hükümdardı. Tutuşa teslim olmamak için 5 Haziran 1086 yılında son bir hücum yaptı. Ancak bu hücumda yaralandı ve atıyla beraber Huneyze çayına yuvarlandı. Ve burada boğulmak suretiyle vefat etti. Son sözleri ben şanıma ve milletime yakışanı yapıyorum olmuştu. Süleyman Şah'ın vefatı Türklük aleminde geniş akisler yaptı sevgili dinleyiciler. Büyük bir Türk, büyük bir insan öldü sözleri dilden dile teessürle dolaştı. Sultan Alparslan Malazgirt zaferini kazanarak bütün Anadolu'yu Türklere açmıştı. Oğlu Melikşah babasının yolunda azimle, şevkle yürüdü. Büyük Türk kumandanlarını fetih maksadıyla Anadolu'ya sürdü. Kutalmış oğlu Süleyman Şah ise Anadolu'yu fethederek burada büyük bir Türk devleti kurdu. Bu devlet daha sonra Osmanlı Devleti'nin çekirdeği esası oldu. Ve bugün yaşadığımız bu vatanı bize bırakan kişiler arasında belki de başında Alparslan'dan sonra Kutalmış oğlu Süleyman Şah gelmektedir. Kendisini rahmetle ve minnetle anıyoruz. Bir çuva sabahı.
Tavan arası. Sevgili dinleyiciler, vaktiyle bir Arifi Paşa vardı. 1895 yılında 65 yaşındayken vefat etti bu Arifi Paşa. Elçiliklerde ve en son sadrazamlıkta bulunmuş çok değerli, çok kıymetli bir devlet adamıydı. Soğuğa karşı olan aşırı derecedeki korkusundan başka da bir kusuru yok gibiydi sevgili dinleyiciler. Bu korkusu yüzünden neredeyse nefes almayı bile çekinirdi. Mendilini ağzına burnuna tutmadan sokakta yürüyemezdi. Bebek'te otururdu. Bu Bebek'teki yalısından Babali'ye gelip giderken bile başka devlet adamları gibi deniz yoluyla gideceği yerde kupa arabasına binerdi. Üstelik camlarını sıkı sıkı kapatır, dizlerini de battaniye ile örterdi. Hele sıcak yaz günlerinde onu ziyaret etmek durumunda kalanlar sanki cehennemde birkaç saat geçirirlerdi. Çünkü Arifi Paşa asla kapı pencere açtırmazdı. Üstelik de yazın çay ikram ederdi. Bir defasında ziyaretçilerden birisi, "Aman efendimiz," demiş, "şuralarda bir su birikintisi varsa müsaade buyurun da bir dalayım, hararetten ölüyorum," demiş. Arifi Paşa bu sözleri duyunca dehşetle haykırmış, "İntihar olur bu efendim, intihar olur. Terli terli su, maazallah." Tabi paşayı ziyarete gelenlerin terleme nispetleri bünyelerine göre değişiyordu. Ama şahit olanlar paşanın yanından çıktıktan sonra feslerini sıka sıka suyunu çıkarır. Yani terlerin akıtanların olduğunu anlatıyorlar, naklediyorlar. Arifi Paşa kendisine yapılan son sadrazamlık teklifini kabul edemedi. Çünkü veremden muzdaripti. Kısa bir müddet sonra da vefat etti. Bebek'ten Hisar'a doğru giderken soldaki koruluk, ki günümüzde apartmanlarla evlerle dolmuştur, onun adıyla anılmaktadır. Arifi Paşa Korusu diye anılmakta ve bu enteresan paşanın hatırasını günümüze kadar getirmektedir. Sevgili dinleyiciler, Fransız romancılarından bir Alexandre Dumas Père var. Baba Alexandre Dumas. Bu meşhur üç silahşörler, efendim demir maskeli adam, Monte Cristo Kontu gibi kahramanlık romanlarının, pelerin ve kılıç türü romanların yazarı. Çok iyiliksever bir adammış sevgili dinleyiciler. Ancak kime ne iyilik yapmışsa hepsinden, hemen hemen hepsinden kötülük görmüş. Demişler ya eskiler, İbteku mimmen ahsente, yani iyilik yaptığın kişiden sakın diye. O da bunların hepsinden kötülük görmüş. Ancak bir gün bunların bir tek istisnasından söz ederken demiş ki, "Doğrusu," demiş, "şu felanca adama çok şaşıyorum. Kendisini sefaletten kurtardım. Adam edip ortaya çıkardım. Yapmadığım iyilik kalmadı. Öyle olduğu halde hala bana karşı çok saygılı, hala bir hizmet istesem bir sözüm iki ettirmiyor. Dünya bir acayip oldu doğrusu," demiş.
Sevgili dinleyiciler, bir zamanların meşhur jimnastikçilerinden Selim Sırrı Tarcan vardı. Bu zat fazla gevezeliği ve bilhassa İsveç jimnastiği propagandası ile o zamanki mizah dergilerinin sermayelerinden biriydi. 25 Şubat 1924 tarihli Akbaba dergisinde bu konuyla ilgili şöyle bir fıkra çıkmıştı. Selim Sırrı Bey, cuma günü şehrimize gelen Amerikalı turistlere rastlayarak onlara İstanbul hakkında bazı bilgiler verdikten sonra fırsatı yakalayıp İsveç jimnastiği hakkında bir konferansa girişmiş. Turistlerden biri eline 20 dolar sıkıştırmak istemiş. Bunun üzerine Selim Sırrı Tarcan demiş ki, affedersiniz demiş, ben rehber falan değilim demiş. Turistler demiş ki, biz zaten halinizden bunu anlamıştık demişler. Peki demiş Selim Sırrı Tarcan, ya bu ücret ne oluyor? Turist demiş ki, konferansınızı kısa kesmeniz için. Sevgili dinleyiciler, yeryüzünde ilk defa sokakları baştan başa aydınlatılan şehir Paris'tir. Ve Parisliler de bunu kutlamayı bilmişlerdir. Paris'in cadde ve sokakları tam 2730 kandille donatılmıştı. Çan çalınarak verilen bir işaret üzerine hepsi birden yakıldı. Böylece bütün dünyada yepyeni bir çığır, en parlak bir şekilde açılmış oldu. Yıl 1666 idi. Tevekkeli Paris için boşuna ışıklar şehri dememişler. Sevgili dinleyiciler, Venedik'e yolu düşen bilir. Venedik malum kanallar şehri. Bu kanallardan birinde kanalın iki tarafındaki binayı birbirine bağlayan, kendisi küçük bir eve benzeyen, yanları ve üstü kapalı minik bir köprü var. Bu köprü dünyanın en küçük fakat en ünlü köprülerinden birisi. Venedik'te Doçlar Sarayı'nı hapishaneye bağlıyor bu köprü. Adı Sospiri Köprüsü. Sospiri, inlemek, ağlamak, ah vah etmek manasına geliyor. Neden böyle bir isim verilmiş? Şundan. Önce işkence edilip de sonradan öldürülmeye götürülenler bu köprüden geçirilirmiş. Ve bu köprüden geçirilen binlerce zavallı bir daha geri dönmemiş. Cansız vücudu kanalın bulanık sularına atılıverirmiş. Sevgili dinleyiciler, Cenevizliler İtalya'nın Cenova limanı ile çevresine yerleşmiş halka verilen isim. Bu adın ifade ettiği mananın şumulüne Liguria eyaleti ile Korsika'da yerleşmiş olanlar da giriyor. Kısacası Cenevizliler eski Ceneviz Cumhuriyeti'nin halkı. Ancak Cenevizliler vaktiyle dünyanın her tarafına dağılmışlardı sevgili dinleyiciler. Ticaret yaparak zengin olmuşlardı. Ege kıyılarında, hatta Karadeniz kıyılarında, hatta ta Kırım'a kadar bazı küçük koloniler, tabiri caizse sömürgeler edinmişlerdi. Öyle ki 1453'te İstanbul'un Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilip de Bizans'ın tarih sahnesinden silinişine kadar Cenevizliler dünyanın en büyük devletleri arasındaydılar. Daha sonraları azınlıklar halinde şurada burada yaşadılar ama hep İspanya, Fransa gibi devletlere baş eğmek zorunda kaldılar. Preveze Deniz Savaşı'nda Barbaros'a yenilen Batı dünyasının en meşhur amirallerinden Andrea Doria aslen Cenevizliydi ama İspanya hizmetinde çalışıyordu. Burnumuzun dibinde de bir Ceneviz kolonisi vardı sevgili dinleyiciler. Galata, İstanbul'da Galata, Cenevizlerin yaşadığı ve yakın zamana kadar da burada yaşadıkları, dünya ticaretini buradan yönlendirdikleri bir merkezdi. Yine İzmir ve havalisinde, hatta Manisa'nın Alaşehir'inde bile Cenevizliler koloni kurmuşlardı. Evet, ticaret insanı işte böyle bir taraftan bir tarafa atıyor. Demişler ya,
nasibindir gezdiren yer yer seni diye Cenevizler de böyle dünyanın her tarafına dağılmışlar ticaret maksadıyla. Sevgili dinleyiciler, programımıza son veriyoruz. Haftaya tekrar sizleri zaman tünelinde bekliyor ve hepinize veda ediyoruz. Hoşça kalın. Zaman Tüneli.